Merhaba arkadaşlar. Doğru da açının e, ikinci kısmı ile devam ediyoruz. Birinci videoyu izlemediyseniz lütfen onları izledikten sonra bunu izlemeye devam ediniz. Başlayalım bakalım. Kurallarda kalmıştık arkadaşlar. Kurallarla devam ediyoruz. Örneğimiz var. Arkadaşlar D1 ile D2 birbirine paralel olduğunda ve bana böyle ne diyelim buna çanak gibi ve bu çanağın iç açıları da e, artırılabilir şekilde hareket ettiği zaman eğer içeride 3 tane açı varsa hatırlarsanız U kuralında 1 alfa 1 beta vardı toplamı 180'di. E şu an açıyı artırdı içerideki açıyı 1, 2, 3 tane koydu. Eğer diyor 3 tane varsa alfa artı beta artı teta 360 ediyor yok daha fazla varsa o zaman ne yapacağız derseniz arkadaşlar bunların hepsinin toplamını istiyorsanız en eksi 1 çarpı 180'den iç açılar toplamını bulup ona göre hareket edeceksiniz. bir Birçok kaynakta arkadaşlar şimdilik bu kadarı bize yetiyor. Şurayı çok genler konusu var. 10. sınıfın 2. dönemi göreceksiniz. Onları gördükten sonra istiyor birçok kitap. Ama bazıları da şu kuralı zaten merdim çözebilir diyerekten soruyor arkadaşlar. Örneğimize bir devam edelim bakalım. Kaç tane var içeride? 1, 2, 3 tane. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 360 olacak. Hemen şu eşit açıları alfa alfa beta beta. Yani 2 alfa artı 160 artı 2 beta 360 etti. 2 alfa artı 2 beta 200 etti. Alfa artı beta da demek ki ne oldu arkadaşlar? 100 olmuş oldu. Bakın şurada bir dörtgen var gördünüz mü onu? E burada da alfa artı beta artı 160 artı x 360 eşit olmalı. Alfa artı beta neymiş arkadaşlar? 100'müş. Bu arada şunu yazalım da. Artı 160. Artı x 360 edecek. Toplayacağım. 260 artı x 360. Bunu da bu tarafa attım. X 260 diye. Yani bana sorduğu x açısı demek ki 100 dereceymiş arkadaşlar. Umarım anlaşıldı. Devam edelim sorularımızla. D1 ve D2 paralelse bakın 1, 2, 3, 4 bu defa 4 tane açı var. Ne yapıyorduk? N-1 çarpı 180'den iç açısını buluyordum. N kaç? 1, 2, 3, 4, 4 açılı. Yani 4-1 çarpı 180. Yani 3 çarpı 180. Yani 540 arkadaşlar. O zaman alfa alfa Beta beta. Hadi toplayalım. X artı 2 alfa artı 2 beta artı 130 kime eşitmiş? 540 eşitmiş arkadaşlar. Bakın şuradaki üçgeni gördünüz mü? Üçgenin iç açıları daha vermedik ama zaten hepiniz bilirsiniz arkadaşlar. İç açıları toplamı 180 derecedir. Şimdi bura alfa bura alfa bura beta bura beta. Şu üçgeni görüyor musunuz arkadaşlar? Alfa artı beta artı 40 180 ise bunu bu tarafa attım. İki alfa artı iki beta neye eşit oldu arkadaşlar? 280'e. 2 yani alfa artı 2 ve t 280 diyelim 130 diyelim x diyelim 540 olsun 200 300 x artı 410 eşittir 540 etti bunu da bu tarafa attık 410 diye x'imiz ne yaptı arkadaşlar 130 yaptım kontrol edelim 2 3 8 11 410 bu tarafa attık 547 arkadaşlar güzel yani x açımızı 130 derece bulmuş olduk M kuralı diyoruz bakın arkadaşlar şöyle de verir bunu. yani şöyle de verir her türlü verir arkadaşlar Sizin bilmeniz gereken şey aynı yönlülerin toplamı zıt yönlülerin toplamına eşittir. Kaç tane olursa olsun burayı M yapmaz da daha da uzatır. Şöyle bakın. Siz ne yapacaksınız? Aynı yönleri belirleyip aynı yönde olanları toplayıp diğerlerini eşitleme yapacaksınız arkadaşlar. Hemen bakın X ile Z'nin toplamı kime eşitmiş? Y X artı Z'ye eşitmiş. Tabi yine temel şartımız ne arkadaşlar? D1 ve D2'nin birbirine paralel olması. Dikkat edin lütfen. Onu bazen vermeyebiliyor. Yani paraleldir demiyor. Başka yollardan çözmeniz gerekiyor. Veya paralel bir doğru çizerekten çözmeniz gerekebiliyor. Bakın o zaman 60 artı x 110 ne eşit? Bunu bu tarafa attım. X'imiz ne oldu? 50 oldu. Zaten bana da kimi soruyordu arkadaşlar? X'i soruyordu. Güzel. Sorularımıza devam edelim. D1'deki birbirine paralelse ikisi soruyor. Paralelliğim var. O zaman şu an ben ikisi bulmaya çalışmalıyım. Arkadaşlar bakın siz burada m kuralı elde edebilirsiniz. Veya işte aynı yönünü paralel çizerek aynı yönünü açılar elde etmeye çalışabilirsiniz. Mesela ben şu an şu açıyı bölmek istedim. Bakın şurada bir M çıktı gördünüz mü? Bura X ise şurası otomatikmen ne olur? 2X olur. Şurayı güzel çizelim de görelim arkadaşlar. Bakın buradan çizdim gördünüz mü? Şurası 2X oldu. Tamam. Hemen şurada bir Z kuralı var daha önce vermediysek yine bunlar birbirine paralelse arkadaşlar bu bura alfaysa burada alfadır. Yani bura 40 burada 40 o zaman. tamam 130 buraya 90 kaldı. E doğru açıdan 2x artı 90 180 e eşitse 2x 90 eder. X'imiz de ne eder arkadaşlar? 30 eder. Zaten bize de x kaçtır diye soruyor. kuralı. Yine M kuralına benziyor arkadaşlar. Hemen hemen aynı. O ok kuralı demelerinin sebebi şurada aynı yönünü Aynı yöne bakan oklar toplamlarını birbirine eşitleyecek şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi bazı sorularda arkadaşlar bunu veriyoruz ama bunu kullanmadan da çözeceğimiz yöntemler var. Yani M'yi kullanırım, Z'yi kullanırım, paralel çizerim. Yani yollar tamamen size kalmış. Yine D1'de 2 paralel ve x'i soruyor bize. Mesela ben şunu yapmak istiyorum. 3A artı 3B şu büyük M'yi kullanmak istiyorum şimdilik. Gösterdiysem sileyim. 3A artı 3B 84'e eşit. 3 tane 84'e eşit ise bir tanesi 28'e eşit arkadaşlar. E, devam ediyorum. Şimdi de şurayı kullanacağım. 2a artı 2b x eşit. x neye eşit? 2 çarpı a artı b. Ben a artı b de 28 biliyorum arkadaşlar. Yani x'imiz neye eşit oldu? 56'ya. Zaten bize de x nedir diye soruyoruz. Yine m kuralıız artık neyi kullanırsak karışık bir sorumuz var. D1 ve D2'nin paralel olduğunu biliyor. Her zaman arkadaşlar paralel doğruları uzatma taraftarıyım. Ya hocam bu buradan kesmez mi? Kesmez gibi duruyor arkadaşlar. Tamam mı yani oraya denk gelmez muhtemelen. Şimdi bakıp karar vereceğiz. Bakın hemen karar verdik nasıl denk gelmediğini. Çünkü burası 50 ise bura 60 olacak ki burası 110 olacak. O zaman burası 60 ise hemen buraya ne diyeceğim? 60. 135 ise kaça tamamlıyorum? Doğru açıdan 180'e tamamlayıp 45 diyorum. Bakın şurada bir üçgen var. Üçgenin açıları x 60 ve 45. Toplarsam x artı 105 180. Bunu bu tarafa attım. X'imiz kaç oldu arkadaşlar? x kaç derecedir diyor. Ve x'imizin 75 derece olduğu aşikar oluyor arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. yine paralellik var. Değil mi arkadaşlar? Güzel. Bakın direkt uzattım. Böldü açıyı. Şuradan hemen Z'den buraya 75 dedim. Şurası 135'ti. Buraya ne kaldı? 60 mı kaldı arkadaşlar şuraya 60 artı 70 135 etti 60 70 daha 130 etti 180'e tamamlamak için x'e ne demem lazım 50 demem lazım arkadaşlar yani bu da bir tık arkadaşlar o m kuralı paralellik iç tersi yöndeş derken veya z kuralı onların bir tık daha üst seviye soruları devam edelim evet buraya kadar arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz Bundan sonraki kurumuz üçgende açılardan devam edeceğim. Görüşmek üzere.